Ay, merhaba Aslı'm. Öpüyorum sizi. Dinlerim gelmiş. Öpüyorum sen sizi de koltukla aynı renksin benim gibi. Evet. Merhaba, hoş geldin. Teşekkürler. Hoş geldiniz hayatım. Merhabalar. Bakayım. Biz de sözleşmiş gibiyiz seninle. Bugün de mavi taş. Evet, çok seviyorum ben böyle taşlar takmayı. Ama çok yakışıyor. Kendi günümde size bir sürprizim var. Ne diyorsun, artık taşlı tuşlu bir şey takar mısın? Bilemiyorum Aslı Hanım. Ben kendimde yakıştıramıyorum ama yine diyorum sana çok yakışıyor değil mi? Hanımlar aynı fikirde miyiz? Size de yakışır Aslı Hanım, neden yakışmasın? Teşekkür ederim bir tanem. Bakalım yarın da başka bir renk, başka bir taç. Evet. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aslı Hanım. Elinizde bir hediyemiz var. Bunu ben takmayayım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim, siz de bugün yine pullu payetli. Payetli Sahra. Evet. Armağan bugün sessizliğini bozar diye düşünüyorum. Bakayım açmadığınızı. Hediyesini de açsın. Bakalım. Bana mikrofon almışlar. Yani çok çıksın diyerdik. Baktık sesi çıkmıyor, konuşmuyor. Dedik var mikrofonla duyalım. Siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Deneyebilir miyim Aslı Hanım? Yani çok isterim Armağan. Tamam. Belki böyle biraz diyoruz. Feyza Hanım özellikle kapıda metreyle girdi. Yatağımın ölçüsünü almak için. Feyza. Bir de boyumun ölçüsünü alabilirmiş. Öyle düşünüyor. Ama sen ancak benim yatağımın ölçüsünü alırsın canım. Neden? Öyle. Şu an şöyle... Şöyle iziniz olursa şöyle şuradan alabilirim evet, boynun bakalım. Ölçüsünü. O da kalbim. Şöyle hemen. Şöyle ben de. Nereden baksam işte 1.55 falan 1.60. Aynen. Boyunun ölçüsü de 6 yalnız farkında. Teyze Hanım, siz önce benim yatağımın ölçüsünü alırsınız, boyunun ölçüsünü değil. Bu mikrofonu size vermek istiyorum. Ha. Konuşun benim hakkımda bugün. Namım yürüsün. Buyurun. Teşekkürler. Oo. Tabii ki bu benim için çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bizim bunu size alma sebebimiz ne? Bugün hiç sesiniz çıkmadı. Öyle düşünüyorsunuz. Bugün göreceksiniz benim günümde. Sesinizi duymak için aldık. Dün senin sesin az çıkıyordu ya hayatım. Evet, dün ilk günün verdiği heyecan diyelim. Bugün, öyle mi? Peki evet. Bugün kendi günümdeyiz, göreceğiz. Beyza ver bakayım mikrofonu. Buyurun. Aslan bir söyleyin şöyle. Bu açık mı ayol? Açık gibi. Se. Evet canım. Bir hoş geldiniz de. Hoş geldiniz, şeref verdiniz benim arkadaşlar. Kim alacaktı benim gelinimin boynun ölçüsünü? Feyza. Sen ne diyorsun cevap olarak? Anca yatağımın ölçüsünü alır diyorum. Tabii ki hemen. Senin boynun ölçüsünü almak kolay mı? Hayır kolay değil, o öyle zannediyor ama asla alamaz. Anca yatak ölçüsü alır. Şöyle hemen şöyle. Bak kalktı. Şöyle şurada. Ölçemez ki. Şuradan. Tahmini şöyle bir şey herhalde. Git canım diğer yatak odamın ölçüsünü al sen. Tabii ki orayı da alacağım. Karış karış ölçeceğim. Bekliyorum bakalım. Tabii ki neden olmasın. Peki neden? Dün aynı şekilde benim yatağımı karış karış ölçtü ya. Ben bir izninizle ölçmek istiyorum ama Feyza Hanım. Buyurun. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Tamam, yani aynen çocuk yatağı gibi bana çok küçük geldi. Haklı olarak ben de yatağının ölçüsünü alacağım. Sen direkt mezura ile olaya girdin. Tabii ki tabii ki. Bence sen belinden göğsünden, baseninden hepsinden bir ölçüyü al. Doğru evet. Belki bir elbise entari diker gelirsin. Olabilir olabilir. Neden? Aslında dün tartılmamışlardı. Bence beden ölçüsü de vermezler. Sen de tartılmadın. Çünkü kilomu öğrenmek istemiyorum Aslı Hanım. Aa niye barışık değil misin kendinle? Barışım ama öğrenmek istemiyorum. İyi bakalım sen de al hediyeni. Bize bir kahve yap da görelim sonra. Şöyle güzel bol köpüklü. Ha? Yani köpüklü bol köpüklü bekliyoruz. İstiyorum. Tamam. Yani dünkü kahve köpüksüzdü Feyza Hanım yani. Yani. Gözler nizam var. Bugün sor bakalım tek tek nasıl içerler. Ben sade. Kahvenizi nasıl içersiniz kızlar? Sade. Şöyle. Sade. Sade. Orta. Şöyle alayım. Sade. Hemen yapıp geliyorum. O zaman iki orta bir sade hadi bana müsaade. O zaman iki orta bir sade hadi bana müsaade. Hadi gidersin. Ay paketi falan da unuttu. Çok heyecanlı. Çok. Ya evet, aşırı aslanım ya bu nedir böyle ya. Ha? Konuş diyoruz konuşmaz.
Dünden beri. Evet. Bugün inşallah konuşur. Çok sessiz. Bugün umuyoruz değil mi? Çok ama i̇nşallah. Göremedim onu. Dış ses, sen de mi geldin? Kızlarla kalsaydın ya. Aa, gideyim mi? Bence git. Heyecan yapıyorum burada. Vallahi sizi heyecanlandıran bence ben değilim. Çok konuşturuyorsun beni. Döküyorum kahveyi. Sohbet edecektim sizinle Armağan Hanım. Vallahi aşk olsun. Edelim. Rakipleriniz sizi çok sessiz buldu. Ne düşünüyorsunuz? Bence sessiz değilim. Onlar öyle gelmiş. Ama ne yalan söyleyeyim Armağan Hanım. Ben de sizi sessiz buluyorum. Bakalım bugün göreceğiz. Hatta bir şey söyleyeyim. Hanımların eleştirileri karşısında kendinizi savunamayacakmışsınız gibi geldi bana. Asla öyle bir şey olmayacak. Gelinler mezurayla gelmiş gördünüz mü? Evet ya mezurayla gelmiş. Terzi midir o ya? Ne alaka yani? Siz dün yatağınızı ölçtünüz mü peki? Valla ölçmeye gerek yok bence. Göz var, nizam var benimki. Onunkinden gayet büyük bir ses. Valla en çok yatak odası eleştirilerini merak ediyorum. Bence bir an önce kahveleri götürün. Aynen. Geçiyorum dış ses. Ya ben size ne dedim? Döktüm. Nazar neyse. Sileyim hemen. Siz onları bu heyecanla götüremeyeceksiniz. Götürürüm göreceksin. Birazcık peçelerin altına gelmiş. E hadi görelim bakalım. Göreceksin şimdi dış ses. Hadi gidelim dış ses. Çok temiz enerjisi var ama dedim ki sen hazırlıklı ol dedim. Benim dört gelin dedim şimdi sıkı sıkı gelecekler. Oh dedim. Feyza zaten baş öğretmen gibi geldi. Elim aşalı. Cesvelli. Feyza hakikaten ya. Ediyorsun. Bakayım başı kalk bakayım sen. Bu ne şıklık çok şöyle bir yürü bakayım. Çok sağ olun. Dur şöyle. Şöyle. Ay çok havalısın. Çok teşekkürler. Dur bakayım. Bu bluz elbiselerden aynen. Değil mi? Aynen. Saten olanlardan. Bunun böyle ön düğmelerini aç böyle içine bikini böyle sarılabilirsin plajda falan. Kesinlikle. Şöyle bir yürü bakayım. Bir ama Van gelin aslanım yani. Dur. Onu da unutmasın. Bir manken gibi yürü seni. Tabii ki. Yani. Ben böyleyim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Değil mi? Güzel kıyafetler. Yani mankenlerimiz de böyle güzel bak, şıkmış. Hayatım bir dirhem et bin ayıp örter. Şimdi eskiden neden böyle toplu hanımlar elbise giyermiş? Hı hı. Fakat elbiseden daha ön plana çıkarmış hanımefendiler. Evet. Sonrasında çok zayıf hanımlar olsun ki elbisenin önüne kadınlar geçmesin. Askı şeklinde elbise önde dursun diye zayıf hanımlardan manken olmuş. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Yok, bilmiyordum. Çünkü siz şurada yürürken vallahi ben size bakıyordum. Böyle bir hoşsunuz. Endamlı. Hani endam. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Armağan da geliyor. Armağan. Zigonlar konusunda bana yardımcı olur musunuz? Zigonlar tabii ne demek? Biz ne yaptık biliyor musun sen ne kahve yaptınız? Yaparken? Defile yaptık biz burada. Öyle mi? Bir manken yürüyüşleri yaptı. Efendim? Manken yürüyüşü. Değil mi? Belki heyecanını atarsın. Belki. Hadi. Böyle çok güzel. Tam bir manken gibi böyle. Burası da podyum yaptık. Yürüdü. Çünkü hepiniz tamamdır. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Senin de şöyle bir yürüyüşünü görelim. Belki heyecanın gider. Aynen öyle. Hadi bakalım Armağan yürüyor şimdi. Müzik alalım. Heyecan. Evet gitti. Bak, demek ki girmem şey. Gerekiyormuş. Sahne böyle bir şey. Evet. Toz yutunca sahne geçti. Sahne tozu yuttunuz hepiniz bak. Sen yutmadın seni gününde göreceğim ben. İnşallah bakalım. Evet kahve sunumunu nasıl buldunuz hanımlar? Öncelikle ben başlayayım müsaadeniz olursa. Estağfurullah tabii ne demek. Sanki
Yani çok bugün eleştirecek gibi olacağım ama kusura bakmayın ne olursunuz. Sanki böyle küçük kızların oyuncakları olur ya, kahve yaparlar annelerine. Evcilik gibi. Hmm. Evcilik oynar gibi. Sanki şu an biz de evcilik oynuyor gibiyiz. Sizin düşünceniz, yani ben standartın dışında ikramlık sundum. Evet, çok dışında gerçekten. Sizin gibi tatlı ama yani hani böyle çok... En azından standart değil. Yani hep aynı bardak, hep aynı bardak değil yani. Kahveler. Ay, içinde küçük bir kız çocuğu var hala. Evet. Olabilir. Fark ettiniz mi? Evet, evet. Göreceğiz bunu yani, ilerleyen dakikalarda bakalım nerede rastlayacağız böyle objeleri. Kesin bekliyorum ben ayıcıklar, bebekler. Senden göreceksiniz bekliyorum. Aslanım bugün. Peki böyle bir sunum ama burada gold bir tepsi vari bir şey ve fincanlar. Gold tepsi ve gold yaldızlı fincan kullanmış. Evet, fincanın güzel, tepsinin de güzel. Ama bu kullandığım pulların kenarındaki renk gümüş. Yani evet. Bunlar da gold olsaydı bence uyum sağlardı. Bardağınla zaten suklanın... Ben gold'la gümüşün de kullanabileceğini düşünüyorum. Ben hoş bulmadım yani. Hiçbir alakasız buldum. Makrame. Evet. Yani ben kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani bence gayet olmuş, uymuş yani. Gold'la gümüş de kullanılabilir aynı tabii. Anda yani. Yani uygun görmüşsün ki zaten önümüze evet, gelmiş. Tabii yani. Orası öyle de biz de yorumlarımızı yapacağız da. Tabii ki. Çok alakasız öyle. Hakikaten. Zahra da bir şey söyleyecekti. Evet, aslında ben gold'u çok severim yani Sara. Güzel. Bunların ikisi uyuyor ama şu şekilde farklı bir fincanın ve kahve sunumunun bunun yanına daha güzel gold bir şey gidebilirdi. Ben de aynısını yaptım biliyor musun? Değil mi? Aynen. Bunun yanına daha böyle güzel bir bardak koyabilirdin. Daha gold bir tabak koyabilirdin. Ya da fincanlarına uygun şeyler koyabilirdin parlak güzel. Çünkü bu çok ağır. Bu çok böyle uçuş kaçış kalmış. Ben hep olmamış. Gold olsun istemedim açıkçası. En azından cam besi bardağı olabilirdi çok cam. Çok yanlış bir tercih olmuş. Ama kendi başına güzel. Ben gold'u çok severim. Yani kahve sunumu bu şekilde güzel. Ama yanlış parçalar değerlendirmişsin. Ya şöyle evet, olabilir de aslında. Tek tek güzel ama dediğin gibi. Ya mesela bu birazcık hani bunlar renkli. Bu çok siyah. Bu renklileri böyle bir plexi bir... Tepside kullansaydı küçük sunumluklarda daha spor, daha spor evet. Ve daha güzel olurdu. Bir konsept olurdu diyorsun. Evet. Kesinlikle. Evet. Bu bebekler de Bilbolar da kendisi gibi böyle evet. Çok şeker. Çok şirin mi? Çok tatlı Bilbolar ama. Dokuncu kızlar. Kübra'da vardı. Evet biliyorlar. Ay canım benim. Ondan sonra evet o hep ne zaman görsek bunları Kübra'cığım gelir aklımıza. Bana da aslında bunları kayınvalidem hediye etmişti ev sardığımızda. Evet. Kullanmak istedim. Tek başına çok güzel. Güzel bir parça. Evet. Gerçekten tek başına ama ya da sunmak bak çok mesela güzel. Bunu aldık içinden. Ama değil aynı. Biraz evet. Hafifledi. Mesela bunu çıkardık. Yani hani nispeten sanki. Evet. Bu cam veya başka siyah mı artık Flex, bunun bir kombini olsa daha mı? Siyah cam olabilir ya da saf evet, cam olabilir. Evet. Siyah cam evet, evet. Çok güzel olurdu. Gayet ağır olurdu. Şimdi hanımlar kahve sunumundan sonra bence artık salonu yorumlamaya geçebiliriz. Aynen öyle.